18 Ekim 2018 tarihinde müvekkiller güya işte istihbari bilgi amaçlı işte patlayıcı madde bulundurma suçundan dolayı gözaltına alınıyorlar. Tabii bu gözaltına alındıktan sonra gözaltı sırasında yani aklınıza gelmeyecek bütün işkence maruz kalmalarından kaynaklı olarak Urfa'daki bütün faali meçhulleri işkence altında oldukları için kabul etmek zorunda kalmışlar. Hatta en sonunda aileleriyle ilgili tehdit edilmesinden sonra işte ifadelerini bu şekilde Urfa'daki bütün faali meçhul suçları kendi üzerlerine almışlar. Bu yapılan yargılamada gerçi soruşturma aşamasında savcılığa sevk edildiğinde Fevzi Arslan söz konusu ifadesinin geçerli olmadığını, işkence altında beyan verildiğini, bu kapsamda da çeşitli işkenceye maruz kaldığını belirtmiş olmasına rağmen bu kapsamda etkili bir soruşturma yapılmadı. Biz defalarca bu kişilerin hastaneye sevk edilmesi gerektiği doktor adli tıp uzmanı tarafından heyet tarafından incelenmesi gerektiğini belirtilmesine rağmen ama maalesef gerekli sevkler yapılmadı. Gerek cezaevi idaresi gerekçe savcılık açısından biz bu hususta suç duyurusunda da bulunduk. Savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi maalesef. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulunduk. Ama etkili bir soruşturma yapılmadan dosya kapatıldı. Ceza yargılamasında Urfa'da meydana gelen faali meçhul suçlarla ilgili tamamını Fevzi'nin üzerine bırakıldı. Fevzi de olayla alakası olmamasına rağmen suçları ikrar etti, kabul etti. Dosya biz söz konusu dosyada işte bu verilen ifadelerin geçerli olmadığını, ikrarın tek başına delil niteliği kazanmayacağını da mahkemede belirtmemize rağmen mahkeme bütün suçlamalardan dolayı ceza verdi. Sonra istinafa götürdük. İstinaf da yine aynı gerekçelerle işte hüküm esas alınmaması gerektiği ile ilgili işkence altında verilen beyanlar olduğunu. Bu hususta adli tıp uzmanının özellikle psikiyatri uzmanının verdiği beyanda işkenceye maruz olduklarına dair sabit rapor olmasına rağmen ama mahkemeler bu rapora itibar etmediler. Maalesef cezayı verdiler. Sonra da işte istinaf incelemeden dosyayı zaten esastan reddetti. Biz daha sonra Yargıtay'a temiz yoluna başvuru yaptık. Temiz başvurusunda sadece Fevzi ile ilgili bir suçtan kaynaklı işte hükmün bozulması gerektiğine ilişkin beyanda bulmuştu. Ki Fevzi kolluk ifadesinde o beyanla ilgili olarak da hani bu eylemi yaptığını beyan etmişti. Çünkü aslında diğer eylemler açısından da diğer olaylar açısından da benzer ifadeler söz konusu. Çünkü işkence altında verilmiş beyanlar vardı. Bundan dolayı da maalesef şu anda 3 defa ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıp daha doğrusu cezalandırma verildi. Şu anda hükümleri kesinleşmiş bir durumda. Bizim bu özellikle bağırsak mevzusuyla ilgili olarak yaptığımız başvurularda ve kamuoyuna gündeme yer almasından sonra cezaevi idaresi hastaneye sevk etti Fevzi'yi. Fevzi hastaneye sevk edildikten sonra işte beyin MR'ı tomografisi çekildi. Biz daha sonra bu beyin tomografisi ve MR'ını başka doktorlara göstermek suretiyle herhangi bir sıkıntı olmadı. Çünkü Fevzi bu söylediği şeyleri unutuyor. Yani hatırlamıyor bazı şeyleri. Bundan dolayı da beyninde bir sıkıntı var şeyiyle başka doktorlara gösterdik ve en son
özel bir doktor tarafından hazırladığı raporda MR ve tomografisinde olay esnasında işkence görmesinden kaynaklı beyin kanaması geçirmiş ve beyin kanamasından kaynaklı kan pıhtılaşması kafasında mevcut olduğu için beyin küçülmesine maruz kalmış. Şu anda Fevzi'nin durumu yani doktorun bize iletildiği görüş itibariyle söyleyeyim. Bu şekilde devam ederse gerekli tedavi koşulları ve sağlık koşullarının yaşanabilecek bir ortamda yaşanmadık takdirde yani bunun çok uzun sürmeyeceği en fazla 2 yıl içerisinde 2 yıllık ömrü kaldığını belirtti. Bu kapsamda da belirttiğim için şu anda Fevzi cezaevinde tek koşulu, tek başına bir koşta. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil. Zaten yaş itibariyle de 60'ı geçirmiş bir kişi. Bağırsak sıkıntısı olan biri. Şimdi de beyinle ilgili sıkıntısı var. Zaten unutuyor. Doktor ilaç yazdı. İlaçları alması gerekiyor düzenli bir şekilde. Tek hücreli cezaevinde, tek hücreli odada kaldığı için bu kapsamda unuttuğu için ilaçlarını da düzenli almıyor. Bundan dolayı da yani gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na ve işte ilgili Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduk. Bu başvurularda bir an önce sağlık Fevzi Arslan'ın sağlık koşullarına yani sağlık koşullarına sağlanması için gerekli ortamın bulunması için bir an önce yetkililerin Fevzi'yi tahliye etmesi gerekiyor. Bu koşullarda eğer Fevzi tahliye olmadığı takdirde ölümünden bir nevi yetkililer Adalet Bakanlığı olmak üzere bütün yetkililerin sorumlu olduğu kanısında olacağız ve bunun sonuç işte yaşam hakkı babında yaşam hakkı ihlal edilmiş olacaktır.